şöyle bir öneride bulunuyorum. Buradan Sayın İmamoğlu'na konuyu getirmek istiyorum. Arkadaş, Sayın İmamoğlu bugün ne diyor? Sözcü gazetesinde gördüm. Projelerin finansal süreçlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bekletildiğini belirtiyor İmamoğlu. Diyor ki bak diyor, bir mağduriyet var ortada diyor. Bunun sebeplerinden birisi en önemlisi sizsiniz diyor. Ben diyorum ki artık güzel, evet doğru, ben de hak veriyorum. Muhalefette olmanın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin muhalefetten gelen belediye başkanı olman ve ki meclis elinde değil, ciddi sonuçları bu. Merkez çünkü seni sürekli sıkıştırıyor. Bu bilinen bir gerçekti ve beklenen oldu. Şimdi Sayın İmamoğlu artık değişimden, yenilikten konuşmasın diyorum ben. Gereği yok. Yani ben o sizin Sayın Saymaz'ın açıkladığı bir takım işte o internet sitesi üzerinden yapılanlar benim zerre kadar ilgimi çekmiyor şu anda. 1 milyon ziyaretçi olmuş, 100 bin civarında yorum olmuş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun orayı yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakması imkansız. Net söylüyorum. Çünkü orada farklı bir kavga var. İsmail Israr'la girme oraya diyor. Alt kimlik siyaseti kavgası var diyelim hadi kibarca. Yarayı deşmeden. Türkiye'nin birliği, beraberliği sorunları bunların gündeminde yok diyorum. Az olsun, bizim olsun emekli sandığı hesabı korumalar eşliğinde salon siyasetine devam ediyor şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi. Şimdi diyorum ben esas, benim esas hedefimde olan Sayın İmamoğlu. Hoş, geç onu sen. Ankara'da, orada, burada arıyorsun, ediyorsun. Şu anda sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değilsin kardeşim. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 16 milyon diye övündüğün, şimdi sayısının, nüfusun arttığı İstanbul'un sana yüreğini ortaya koymuş insanların belediye başkanısın ve buraya hizmet etme taahhütlerini sonuna kadar sürdürmen lazım. Şu sorulara cevap vermesi lazım Sayın İmamoğlu'nun. Orayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne kolaycı bir yöntemle genel başkanı olurum, olmazsam da giderim mağdur siyasetiyle giderim, başkalarıyla bir siyasi parti kurarım. İsmine de efendim Temiz Toplum Partisi derim veya Cumhuriyetçi Türkiye Partisi derim. Alternatif bir şey. Bence bu şu anda Sayın İmamoğlu'nun gündeminde olacak mesele değil. Olması gerekeni söylüyorum. Şimdi Sayın İmamoğlu'ndan İstanbul halkının beklediği soruların cevapları. Ben merak ediyorum. Çok kısa. Bence hani geçmişte ya şimdi zaman değil. Bunun zamanı geldiğinde konuşacağız diye. Şu. Bir. Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy metrosunu ne zaman açacaksın arkadaş? Bak soruyorum. Birinci soru. Ne zaman açacaksın? Bana La Fontaine'den masallar okuma. Bunu çık ilan et. Nasıl ilan edeceksin? İki. Çünkü bak 5 yıldan fazla süren arkeolojik kazılarda neredeyiz? Hiçbir arkeolojik kazı bitmediğine göre Zeugma örneği denenemez mi diyorum. Yani uluslararası dayanışma yoluyla kazılar bitirebildiği kadarıyla bir an önce bitirilip ilimden bilimden bahseden Sayın İmamoğlu bu konuda bir adım atamaz mı? İki, açılan Bostancı-Dudullu metro hattında neden tek taraflı çıkış merdivenlerinden sadece bir bölümü açık, diğer tarafları niye kapalı? Bunu not etsin bak. Şimdi eğer yanlış varsa da mesaj göndersinler. Ben yanılıyorsam bu tespitler eskide kaldı, şimdi giderilmişse de tek tek açıklasınlar. Eğer yapamıyorlarsa, yapmamışlarsa neden yapmadıklarını açıklasınlar. Yani yok oradan para alamadık, buradan bilmem ne bulamadık diyerek 16 milyon diye, yani 16 milyonun hizmetindeyiz diyerek pankart asıp oraya levha koymayla bu işler olmuyor İsmail. 3. Maltepe alt geçidi ne zaman açılacak? Esnaf senden haber bekliyor. 4. Karaköy kat otoparkını yıktın. Yerine yapılması düşünülen zemin altı otopark çalışması niye başlamadı? 5. Beşiktaş meydanı düzenlemesi ne zaman bitecek? 6. Bostancı metro ve otopark çalışmaları ne zaman bitip trafik sorunu çözülecek? 7. Kız Kulesi önü kaldırım düzenlemesi ne zaman bitecek? 8. Üsküdar Paşa Limanı altyapı çalışması ne zaman bitecek? 9. Kadıköy Balık Pazarı altyapı çalışmaları ne zaman bitecek? 10. Cibali Eminönü arası tramvay çalışması ne zaman bitirilip açılacak? 11. Mevcut 4 şehir hatları vapurlarında vapur kafeler kapalıyken buranın sorumlusu Sayın Müdür Hanım ne zaman istifa edecek arkadaş? Bunun sorumluluğunu ne zaman üstlenecek? Yani ben yaptım oldu diyerek hani herkesi kapsayacak, bütün İstanbul halkını kapsayacak belediyecilik örneği koyuyorduk. Kadın devrimi yapıldı, o yapıldı, bu yapıldı. İsale hatlarıyla ilgili düzenleme çalışmalarını geçiyorum. Bak 12 bitiriyorum. Metrolardaki akut hale gelen, dönen, yürümeyen merdivenlere bu işlerle görevli müdür ne zaman cevap verecek arkadaş? Ve bir başka, yanan o metrobüsleri, şunları bunları, onları bir kenara koyuyorum. Olabilir diyoruz. Çözmek için adım atıyor diyoruz. 45 gün sonra üniversiteler açılacak. Uzaktan eğitim öğrenim kararı devam etmediğini varsaydığımızda üniversitelerin barınma sorununa bir önlem aldı mı İBB? Bu konuda bir adım atacak mı? Bu konuda bir önerisi var mı? Yani bununla ilgili somut adımları görebilecek miyiz? Dolayısıyla görevine devam etsin. Ve şöyle söyleyeyim, bitiriyorum. Milletin Sayın İmamoğlu'ndan beklediği açıklamalar bunlar. İmamoğlu seçimi kaybedeceğinden haberi yok bence şu anda.
Bu şartlarda seçimi kaybediyor. Bak söyleyeyim. Şimdi bu şekilde giderse Sayın İmamoğlu aday olmaz, kolaya kaçarsa yerine gösterilecek aday ki hesabı İmamoğlu'na kesilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybedecekler. Ama her gün biraz daha yüksek sesle insanlar bunlardan hayır gelmez. Bunlar da netice itibariyle bunları yapamadı derse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de vitrini bu derse bence ciddi bir sıkıntıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de göstereceği adayın karşı karşıya kalacağı açık. Şununla bitiriyorum. Bir de Kapalı Çarşı ve Eminönü esnafı bunu kesin diyorlar. Başkan bir sabah gelip bizimle kahvaltı yapsın. Biz anlatalım başkana sorunlarımızı, dertleşelim. Niye gelmiyor? Sayın Kılıçdaroğlu kadar hatırımız yok mu başkanın nezdinde? Gelsin beraber değişim başlatalım. Sokakta diyorlar çatıyı bırak ilk önce temelden başla değişime. Dedikleri bu. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu'nun bence yürüyeceği yol İstanbul. Eğer İstanbul'daki seçimi tekrar kazanırsa zaten 2028 yılının fiili cumhurbaşkanı olarak gözüküyor şu anda. Dolayısıyla siyasi hayatının devamıyla ilgili çatışmaya ve zaman kaybediyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de İstanbul için çok zaman kaybetti. Mecburen o mitinglere gitti, mecburen o zaman. Çünkü insanın 24 saati var, kullanabileceği zaman belli. Bütün varını, yoğunu İstanbul'a koymalı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sahiplerimiz farklı olsa da adaylığı konusundaki Sayın İmamoğlu'na verdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylığının mutlaka desteklenmesi lazım. Kendisinin zorlanması lazım. Ama kendisinin şu 13 maddede ortaya koyduğum sayısını biraz daha arttırabileceğim sorunların çözümü hususunda milleti ateşlemesi, heyecanlandırması gerekiyor. Kardeşim elinde ateş olması lazım. Sayın İmamoğlu'nda bu ateş zamanında vardı. Tevfik Göksu düelloya davet etti. Çık düelloya kardeşim karşısına. O da oranın neticede bir yetkilisi peki, sorumlusu. Konuyu çok muhatap dağıtmayalım. Peki, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben televizyon programına çıkmam dediği gibi bir anlayış için içinde olma. Tevfik Bey'e düelloya namazda mı davet etti? Yok. Yoksa işte. Çünkü Tevfik Bey zaten stüdyoda kıldığı namazlarla. O verdiği yanında şov yanlış oldu. O Sayın Göksu stüdyo adına. Stüdyo namazlarıyla meşhur biliyorsunuz Sayın kendisi. Sayın Göksu adına o eksi negatif yazıldı. Ama kendi cenahında belki karşılık bulmuştur ama doğru olmadı yani. Bence hani bir daha şeye TRT'de bir namaza çağırıyordur herhalde. Yani. Yok en azından benim bildiğim gördüğüm yaptığı somut eleştirilerin en azından cevabını istiyor. Ben Sayın İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devam etmesi gerektiğini, siyasi hayatının 51 yaşından itibaren orada şekilleneceğini, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da mevcut şartlarda asla, yenilir başka kurultayda, bu şartlarda etrafında olanlardan kaynaklanan sebeple özellikle bazı belediye başkanlarının verdiği destekle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını şimdilik bırakmayacağını düşünüyorum. Tabii o konu keşke bu şekilde cereyan etmeseydi ama artık olan oldu yapacak bir şey yok.